Bir tartışma var. Sosyal medyada da bu konuşuluyor. CHP de bunu iddia ediyor. Anadolu Ajansı'ndan gelen rakamlara inanmayın diyor. Bir grupta kutlamalara başladı şu anda. Huber Köşkü'nde takip eden, Erdoğan takip eden AK Partililer de kutlama yapıyor. Biz de ne yapalım diye düşünüyoruz Atol Bey'le. Siz ne düşünüyorsunuz? Şu anda sandıkların %57'sinin açıldığı söyleniyor ama mesela büyük şehirlerde baktığımız zaman daha az bir açılma görüyoruz. Ankara, İstanbul yani %50'ye varmış değil. Ya da Anadolu Ajansı'nın verdiği rakamlar %50'ye varmış değil. Etkiler mi bu rakamlar? Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa gibi büyük şehirler, Antalya'daki rakamların daha %50'ye varmamış olması. Şimdi şöyle istatistiki olarak hani bu rakamları doğru kabul etsek sonuç zaten belli gibi. Ama şöyle bir deneyimimiz var. Referandumda da benzer bir süreç yaşanmıştı. Biraz evvel arkadaşlarım paylaşmışlar, baktım. Referandumda bu kadar sandık açıldığı zaman, şu anda %58 diyor. Referandumda evet diyenlerin oranı 2 puan falan daha yukarıdaymış. Yani buna bu sonuçları doğru kabul edersek ve trendin referandumdaki gibi devam edeceğini tahmin edersek böyle 50-50, 51-49 gibi bir sonuç çıkabilir. Fakat hiç değişmeyen bir trend, oraya dikkatinizi çekmek isterim. Hiç değişmeyen bir trend, Millet İttifakı'nı oluşturan partileri göz önüne alırsak, Muharrem İnce oyların %80 civarını almış gibi görünüyor. Yani referanduma benzer bir profil ortaya çıkar ise sonucun böyle 50-50, 51-49 gibi olacağını, Muharrem İnce'nin 40'a yakın bir oy alacağını, Erdoğan'ın da işte 49-51 arasında bir oy alacağını öngörebiliriz. Benim tahminim bu doğrultuda. Dediğim gibi eğer normal bir dağılım olsa şimdiden Erdoğan'ın seçildiği çok açık deriz. Ama referandumda bizim istatistik bilgilerimiz de tam açıklanamayacak. Ama bugün baktığımız zaman çok benzerini izlediğimiz bir trend gözlemiştik. Şimdi gidişat o yönde. Onun için ileriki saatlerde belli olacak ama ben referanduma çok benzer ama Erdoğan'ın referandumdaki evetlerin 1-2 puan altında Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin adaylarının artı Selahattin Demirtaş'ın da hayır oylarının 1-2 puan üstünde olacağı gibi bir tahminde bulunuyorum. İstanbul birinci bölge. Yüzde kaçını görüyorsunuz bakın, orada? Demirtaş %7.3 almış. HDP %10'un üzerinde. Küsuratını göremedim birinci. Evet 10.6 7.3. Çünkü CHP gibi, destek olarak CHP'liler yani kaba taslak taktik oy verenleri gösteriyor. Tabii, tabii. Yani ya HDP'li seçmen, bu daha az bir olasılık ama seçmen HDP'li fakat Muharrem İnce'nin ikinci turda elinin güçlü olması için İnce'ye veriyor. Daha çok seçmen CHP'ye vermeye daha yakın veya genelde sol seçmen oyunu İnce'ye veriyor. Fakat milletvekilliği seçiminde HDP'nin %10 barajını geçmesinin çok stratejik önlemde olduğunun farkında ve onun için HDP'ye veriyor. Evet. 7 Haziran'da buna benzer bir tablo söz konusuydu. Şimdi bakın İstanbul ikinci bölge, farkındaysanız HDP 11.5. Evet. Üçüncü bölgeye bakalım, yüzde hala çok küçük bir bölümü açılmış. İstanbul üçüncü evet. bölgeye geçelim. Dediğimiz gibi şey çok düşük baktığınızda. Evet üçüncü bölgede de 7.3 mesela orada da görüyorsunuz 13.9. Evet çok büyük. Burada 6.5 puan neredeyse iki misli bir şey evet. var. Yani seçmenin çok önemli bir kısmı taktik oy kullanmış. Evet. Hatta İzmir'e bakalım bir. İzmir birinci, ikinci, üçüncü bölgeye bakalım. Çünkü oradaki HDP de ilginç olacak. Oradan ne çıkacak merak ediyorum ben. İzmir birinci bölge 12 gözüküyor. Bakar evet. mısınız? Yani evet. bu İzmir için çok yüksek bir rakam. Evet. Demirtaş bakın yarısının altına düştü 5.7.
İkinci bölgeye bakalım. İzmir ikinci bölgede. Sevgili seyirciler, ekranın sol tarafına bakıyorsunuz. Orada görüyorsunuz yüzde hala çok az sandık açılmış ama, değil mi? Ben tam göremiyorum. 22.7. Çok az. Ona rağmen HDP'nin yani İzmir şartlarında çok yüksek bir rakam olduğu aldığını söyleyebiliriz. Evet. Ama Demirtaş'ın daha düşük aldığını da daha net görüyoruz buralara baktığımız zaman. Onun dışında mesela bir şeye bakalım. Bugün 8.2. Evet. Şanlıurfa'ya bakalım. Bugün Urfa Suruç meselesiyle belki de seçimin en gergin yeriydi. Orada Erdoğan çok yüksek gözüküyor. Ama orada da sandık sayısını görebiliyor musunuz? Orada tam açılan sandık sayısını. Burada evet. Bile HDP'nin oy oranı Selahattin Demirtaş'tan 2 puan daha yukarıda. 23.9. Bu seçimde gerçekten bir taktik oy kullanıldığını söyleyebiliriz. Evet, evet, bu şey seçmen kullandı diyebiliriz. Tabii birinci bölgede Ahmet Şık vardı. Eğer geçerse Ahmet Şık da meclise gireceği benziyor. HDP %10'u geçerse. Tabii ya, ya bu yeni sisteme göre İstanbul'dan her 3 bölgede de daha fazla milletvekili çıkacak. Onun için hesaplaması çok kolay değil ama... HDP'nin ilk iki hatta üçüncü sırasındakilerin seçilme ihtimali yüksek.